Madde. Bölüm 1. İsa Mesih'in soyu. İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babası. Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peres ve Zara'nın babasıydı. Peres, Hesron'un babası. Hesron da Ram'ın babasıydı. Ram, Aminadab'ın babası. Aminadab, Nahşon'un babası. Nahşon ise Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Obed'in babası. Obed de Yeşay'ın babası. Yeşay da Kral Davud'un babasıydı. Davud, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babası. Rehavam, Abiya'nın babası. Abiya da Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babası. Yehoşafat, Yoram'ın babası. Yoram, Uziya'nın babasıydı. Uziya, Yotam'ın babası. Yotam, Ahaz'ın babası. Ahaz da Hizkiya'nın babasıydı. Hizkiya, Maneşe'nin babası. Maneşe, Amon'un babası. Amon ise Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil'deki sürgünlük zamanında doğan Yekonya ve onun kardeşlerinin babasıydı. Yekonya, Babil'deki sürgünlükten sonra doğan Şaltiel'in babası. Şaltiel ise Zerubabel'in babasıydı. Zerubabel, Abihut'un babası. Abihut, Elyakim'in babası. Elyakim de Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babası. Sadok, Ahim'in babası. Ahim ise Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babası. Elazar, Matan'ın babası. Matan da Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası, Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davud'a kadar toplam 14 kuşak, Davud'dan Babil'e sürgünlüğe kadar 14 kuşak ve Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar da 14 kuşak geçti. İsa Mesih'in doğumu. İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem'in nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimledir demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı. Ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ne var ki Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf onunla birleşmedi. Doğan çocuğun adını İsa koydu.